Süleymanoğlu. Kaptan Ümit. Selçuk'a pas. Selçuk ceza sahasında. Selçuk. Diğer parolda topu girişiyor. Bu oyuncu yok ki. Fenerbahçe Denizli'de 1-0 önde. Maçta 8. dakika. Golü erken bulmanın mutluluğunu yaşıyor Fenerbahçe. Pierre van Hooijdonk Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi ve bu sezon 23. golüne imza atıyor değerli futbol severler. Zafer bir yolla arasında 2 gol var. Zafer 25 golde. Gol krallığında Van Hooijdonk kurulatılmamıştı. Mika da kenarda oynuyor. Mika da kenarda oynuyor. Kenarda oynayan bir oyuncu olarak geri dörtlüde oynamaya çok alışık değil. Mika'nın arkasına atılan uzun topta Serhat Ümit'in savunmanın arkasına gitti. Evet, Selçuk. Selçuk da topa basıp geriden trailer dediğimiz takip eden şekilde Hooijdonk'un önüne aldı attığı i̇şte, topu. İşte Musa Çözen ekranlara bir kez daha getiriyor. Selçuk dönüyor bakıyor kim var diye. Ceza yayında sokulmakta olan Van Hooijdonk'u görüyor. Van Hooijdonk top ayağına öyle bir oturuyor ki Tuncay karşı karşıya. Tuncay saldı. Fenerbahçe gol oldu yavrum. Maçta 12. dakika. Fenerbahçe aradaki farkı içeri çıkardı. 4 dakikada 2 gol buldu Fenerbahçe. Tuncay Şanlı Fenerbahçe'yi 2-0'lık üstünlüğe taşıyor. Değerli futbol severler. Serhat destek verdi ona Mustafa. Şimdi ortası Ersan Martes. Kafa direkten yeri geldi Ömer ikinci vuruş. Kaleci Oltan inanılmaz bir top çıkartıyor. Müthiş iki hareket. Alkışlanacak iki hareket üst üste bir orta daha. Kale ağzında açıldı. Timuçin ceza sahasında. Baktı arkadaşlar ortasını yaptı korner. Müthiş bir an yaşandı Denizli'de 24. dakika. 2 dakikalık duraklama var. Kafa 3 oldu. Kafa vuruşu 3 oldu. Fenerbahçe Ümit Özat'la aradaki farkı 3'e çıkarıyor. Bu gol 45. dakika golü. Ümit Özat 7 haftadır suskundu değerli izleyiciler. 7. golüne imza atıyor. 7 gol 8 asist. Ümit Özat ve bu sezon 2. kafa golü bu. Kaptanın golüyle Fenerbahçe iyice rahatladı ilk yarıda. Fenerbahçe aradaki farkı 3'e çıkarıyor. Gaziantep'te 3 gol birden atmıştı. Müthiş bir çıkışı vardı. Burada pozisyonu iyi takip etti. Denizli Spor'da müthiş bir kademe hatası. Hayır. Ümit Özat'ın kafa golü ve Fenerbahçe aradaki farkı yeniden seyrettiğimiz bu golle Denizli'de 3'e çıkartmanın mutluluğunu yaşıyor. 3. gol kaptandan Ümit Özat'tan. Denizli Spor 0, Fenerbahçe 3. Serhat'ın bu ortasını iyi takip eden Ümit aradaki farkı 3'e çıkarıyor. Maçta 53. dakika sarı lacivertliler. Onlar da inanamıyorlar bu skora. Ezeli rakipleri Galatasaray. Hüseyin Avni Aker'de Trabzonspor karşısında aradaki farkı 3'e çıkardı. Fenerbahçe burada 3-0 önde. Maçlar böyle biterse Deniz Hocam şampiyonluğa Fenerbahçe ulaşacak. Maçlar böyle biterse benim futboldan hiç anlamadığım belli olmuş olur. Ya şu maçı. Şu maçta Trabzon'un sahasında 3-0 kaybedeceği, Fener'in de burada 10 dakikada 2 gol atıp öne geçeceğini hangimiz söyleyebilirdik önceden? Basın mensubu arkadaşlarım Christoph Daum ve yedeklerin yanında o anı görüntülemek için, şampiyonluk anını görüntülemek için yerlerini alıyorlar. Maç şu andan itibaren kimsenin umurunda değil. Fenerbahçe, Pierre van Hooijdonk, Tuncay ve Ümit Özat'ın attığı gollerle Denizli'de 3-0'lık üstünlüğünü kutluyor. 8 puan geriden geldi Fenerbahçe. Beşiktaş'ta inanılmaz bir çekişme yaşadı. Kendi evinde Beşiktaş'ta 2-2 berabere kaldı. İnönü'de 3-1 mağlup etti. Trabzonspor'u hem Kadıköy'de hem Trabzon'da yenmeyi başardı. Zor gelen deplasmanlardan Diyarbakır gibi. Hep galibiyette, mutlulukla döndü Fenerbahçe.
Son haftalarda Ziya Doğanlı Trabzonspor inanılmaz bir çıkış yakaladı. Bordo Mavililer, Türkiye Kupası'nın şampiyonu Trabzonspor, lige müthiş bir hava, müthiş bir renk kattı. Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki amansız mücadelesi manşetlere taşındı. Sütunlara taşındı, programlara konu oldu. Ve bugün ezeli rakibi Galatasaray'ın Hüseyin Avni Aker stadında attığı 4 gol, Fenerbahçe'nin burada bulduğu 3 gol, Fenerbahçe şampiyonluğu kutlamaya hazırlanıyor Denizli Atatürk stadında. Sahanın içinde olanlarla kimse ilgilenmiyor, gerçekten kimse ilgilenmiyor. Mustafa Çulcu az sonra son düdüğünü çalacak. 3 dakikalık duraklama. Şu an Christoph Daum maçı izleyemiyor bile. Hemen önünde bir basın ordusu. Onlarca arkadaşım Fenerbahçe yedek kulübesinde son anı izleme çalışacak. Tuncay Şanlı son noktayı koyuyor. Tuncay Şanlı son noktayı koyuyor. İşte Tuncay Şanlı bir anda orada bitiverdi. Golün attı 19. golü. Sonucunu almam lazım. Değerli izleyiciler, şu an o maçı biz burada göremiyoruz. Fenerbahçe çok ama çok büyük bir mutluluk yaşıyor Denizli'de. Sarı lacivertli taraftarlar kenetlendiler. Fenerbahçe 4-0 kazanıyor. Burada gerçekten büyük bir stresli ama mucizenin adı Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe 8 puan geriden gelip şampiyonluğu kucaklıyor. Sevinç Uman'ın içinden Mehmet'i aldık geldik. Mehmet, nasıl bir duygu şampiyonluk? İlk senede şampiyonluğu taktı Fenerbahçe'de. Evet, yani benim gibi. Kızla bir duyguydu. Bugün Mehmet'e de kazandık. Ve bu galiba şampiyonluğu getirdi. Çok mutluyuz. Tüm Türkiye'ye, tüm Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun. İnşallah hepimiz bol bol sevineceğiz şimdi. Bu akşam herhalde uyumak yok değil mi size? Bu akşam artık 40 gün 40 gece uyumak yok. Teşekkürler. Sağ ol. Mehmet böyle duygularını dile getiriyor. 40 gün 40 gece uyumak yok. Şampiyon Fenerbahçe değerli izleyiciler. İşte Denizli Atatürk stadındaki görüntüler. Kaptan Ümit Özat'la arkadaşlarım röportaj yapmak istiyorlar. Diğer futbolcularla müthiş bir forma alabilme savaşı var içeride. Forma kapabilme mücadelesi var. Emin olun futbolcular sahada bu kadar ter dökmediler 90 dakikada. Herkes onlardan bir şey bekliyor. Deniz. Selçuk. Muhteşem bir maç vardı bugün. Çok stresliydi Fenerbahçe. Bu haftaya, önümüzdeki haftaya bırakmadığınız şampiyonluk ipini gösterdiniz. Evet, biz kazanmak için çıkmıştık. Trabzon mağlup olunca otomatik de şampiyon olduk. Müthiş bir duygu yani, anlatılmaz yaşanık. Ben ilk senemde yaşıyorum bugün. Mutluluğum. Öyle demek sana şampiyonluk yaşamak istiyorum. Müthiş bir duygu. Bu hafta biteceğini tahmin ettiniz mi? İçinizden geçiyor muydu? Yoksa bir hafta daha olur muydunuz? Ya bu hafta bitmese de haftaya biz kendi sahamızdan müthiş yarışlarında bitirmeye kararlıydık. Bugün çok iyi başladık oyuna. 3 gol bulduk Trabzon'un da mağlubiyet. Ya mağlubiyet haberi gelmeyecek tabii. Müthiş bir şey. Bütün... Çok teşekkürler. Aurelio şampiyon. Çok teşekkür ederim. Bizim iyi takım. Trabzon iyi takım. Ama biz galip. Teşekkürler şampiyon. Sağ ol. Herkes sevinçli Fenerbahçeli futbolculardan ama tahmin ediyorum en çok sevinen o. Pierre van Hooijdonk. Kariyerinde eksik olan tek şeyi tamamladı bu akşam Denizli'de. Kariyerinde bir tek şampiyonluk, lig şampiyonluğu yaşamadım diyordu Pierre van Hooijdonk. Hollanda milli takımının yıldızı, Fenerbahçe'nin yıldızı. Ama şunu gerçekten söylemek lazım ki sadece futboluyla değil, futbola kattığı başka şeylerle de hemen hemen herkesin gönlünde taht kurdu. Bir kişinin daha hakkını teslim etmek lazım. Bu senenin başında bu kohun takımı diyorduk. Çok koşuyor, öyle kazanıyor diyorduk. Ama şimdi hiç kimsenin şüphesi olmaması lazım ki bu Daum'un takımı, Daum'un katkısını ve Fenerbahçe yönetiminin de katkısını burada bir kere daha altını çizelim benim. Fabio Luciano, Fatih Akçel, Ümit Özat, Thomas,
Marcio Nobre, Serhat Akın, Tuncay Şanlı, Mehmet Yozgatlı, Recep Biler, Marco Aurelio, Mahmut Hanefi, Pierre Van Hooydonk, Sergey Rebrov, Ivalo Petkov, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Semih Şentürk, Can Arat, Kemal Aslan, Servet Çetin, Olcan Adın ve Ali Güneş. İşte Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosu.